Gülçin Gelin'in salonu spor tarzda dekore edilmiş. Televizyon, konsolun üzerindeki duvara monte edildiğinden göz hizasından çok yukarıda kalmış. Ahşap kaplama yemek masası salonun tarzına uygun ancak küpürlü runner için aynı şeyi söylemek zor. Oturma grubunda baklava dikiş, biye ve etek detayları dikkat çekiyor. Bordürlü saten fonlar salonun tarzına nazaran biraz klasik kalmış. Son olarak duvardaki çıtalamalarla statik gold saati çok beğendiğimizi belirtip sözü sunucumuz Ezgi Sertel'e bırakıyoruz. Benim Gülçin gelinimin salonunu yorumlayacak gelinler şimdi. Bakalım nasıl bulacaklar da ben şu mevzuya çok anlayamadım. Tepsiyle geldi dedim. Yanlış mı görüyorum acaba? Bursa'nın Gemlik'in zeytini meşhur. İzmir'in de zeytinin meşhur. Tadına bakmak için ikram etmek istedim. Hı hı. Salon yorumlarken önce zeytin, senin bahçenin zeytini, zeytinliği evet, mi var? Evet, baban ya kayınvalidemlerin zeytinliği var. Heh, onların tamam. Bahçesinden. Tamamdır. Sizin için de tadıyorum. Afiyet olsun. Yalnız yine peçeten yok. Evet. Bu yanında bir peçete olsaydı elini nereye edeceksin, ağzını nereye edeceksin? Dış ses. Ah benim dış sesim olmasa. Şuradan peçeteyi alabilir miyim? Bu havlu kağıdı mı istiyorsun? Evet. Sana zahmet gel al Gülçin'cim. Teşekkürler. Zeytin olmadan da biz bu salonu yorumlayabilirdik. Zeytine gerek var mıydı anlayamadım. Hiç özenmemiş mi yani farkında değil mi acaba bizim geldiğimizi? Buyurun kızlar. Senin peçeteye takıntın var. Ben de sana peçete verdim. Ama bu biraz hakaret gibi oldu. Yok değil. Geldiğimiz normal. Sonuçta aynı şey peçete. Mutfakta ya, iş peçete. Yaptıktan sonra ellerimi siliyorum şöyle ben canım. Ya ben bunu ağzımı değil ki. İşini silerim. Gördün mü gördüm. Gerçekten. İşiniz görülüyor mu? Evet. Sonuca bakalım. Ama programdayız ya. Özenli olman gerekiyor. O da peçete diyor, bu da peçete. Evet, o da peçete, ya, tabii bu da ki peçete. Bu da peçete ama aynı şey. Arkadaşım dediği gibi programdayız ya. Hani ona göre biraz daha... Normalde tabii ki kullanabilirsin. Tabii hepimiz evet, yani. Hemen bir koparıp da çok kritik oluyor, kullanıyoruz. Yani peçete ayrımı mı yapıyorsunuz? Ay o ne demek ya? Evet. Biraz özenilmişlik istiyoruz. Bu yani, başka bir şey istemiyoruz. Neyse, ben zeytin tadına bakmak istiyorum. Tabii çok ikram severim. Edebilirim. Gerçekten. Çatal da koymamış. Ne demişler? Et, balık, kelle. O da yenir elle. O da yenir elle. Ama bu et, balık ya da kelle değil. Zeytin. Sonuçta herkes kahvaltıda eliyle yiyor, çatalıyla alıyor. Zeytin. Çatalı beğendiniz mi? Siz onu söyleyin o zaman. Zeytin güzeldi ama sunumunu beğenmedim. Teşekkür ederim. Yani beğenmeyebilirsiniz. Salon yorumlayacaktık var ya. Yani kusura bakmayın. Neyse aklına gelmemiş. Evet, yine de biz teşekkür ederiz. Heyecanını verelim o zaman. Biz salonu yorumlamaya başlayalım. Esra'cığım, salona girdin. Gülçin'in salonunu nasıl düşünmüştün? Girdiğinde ne düşündün? En çok ne dikkatini çekti? Gülçin'in salonunda dünkü yorumlardan sonra böyle bir şatafatlı, işte ne bileyim böyle wow diyebileceğim bir salon düşünmüştüm. Çünkü öyle konuşulmuştu. Yani ben salon konusunda çok iddialıyım demedim galiba. Öyle hatırlıyorum. Sen iddiasızım dediğim bir şey yoktu. Yok, evet. Yorumlarından sonra mesela işte burada bir televizyon var. Başka bir salonu koyabilirdin. Farklı diğer odaları da var çünkü. Diğer oturma odan var. Orada da televizyon çünkü var. Çünkü onun altında konsolun var. Konsolun evet, üstünde televizyon değil, ayna olması gerektiğini düşünüyorum. Ayna burası vardı. Salon çünkü. Ama baktım ki bize bir tane televizyon değil, bir tane daha bir televizyon alalım. Hem iki oturma odasında da olsun. Hani gelen misafirlerin tek odada televizyon izlemesin diye buraya da aldık. Genelde gelen misafirler sohbete geliyor, televizyon izlemeye ama değil. Ama olsun, hani en azından görüntü olarak açık oluyor. Yani sorun değil benim için ya, çünkü ben iki televizyona alışmışım. Tamam, anladım. O benim gözüme battı konsolun üstünde olması. Onun haricinde evinde bir karmaşa var gene ne tekrardan. Gibi? Masanın üstünde işte bir runner sermişsin. Runner'ın tam bir yemek masasında uygun olacak bir runner. Dantel işlemeli, yani dantelli güpürlü bir runner. Güpürlü bir kenarda. Aynen, güpürlü. Ben beğenmedim salonunu açıkçası. Yani söyleyeyim. Sade gelmiş olabilir bence size. Hayır, sade değil. Ben sadeliği seviyorum. Böyle bir karmaşa var. Halını beğenmedim. Halının bej rengi galiba. Evet. Bej rengi, odanda bej rengi bir şeyin yok. Açık renk, halı da açık renk. Yani dedim ki ben odamda uyumu ile aynı tonu tutturmak neden mı gerekiyor? Neden? Ben de aynı tonu. Ama senin her yerin gold, gold, gold daha çok buldum. Tabii sade bir eve gelince. Sade bir ev bu mu? Bence sade bana göre. Dün Hilal'in goldluktan, kalabalıktan gözleri
kör olmuştu. Bugün de benim gözlerim sadelikten kör oldu. Gotluktan değil, kalabalıktan. Evet. Yani. Ne görmek isterdin Ayşem salonda? Ne olmalı? Salon nasıl olmalı? Ezgi Hanım, yani tamam, burası... salonun gözümüzün önünde şu an. Burası misafir odası ve yani hiçbir özen yok. Benim oturduğum oda olmasına rağmen her şey sanki böyle o odaya insan girmiyormuş şeklinde. Yani dantelle alaka mesela konsolda hiçbir şey yok. Şuradaki mavi renkteki böyle bir süs eşyası. Arkadaşım onu uzatır mısın lütfen? Yani bunun mesela benim dediniz ya hani turuncu kavanozlarını nereye uydurdun ama diye. Ama koltuklarım mavi, konsol bekliyor. Sen bunu hangisiyle patlattın tam olarak? Koltuklarım mavi hani. Sen mavisiyle turuncu kavanozları patlatmıştım. Sen ama bak neyle? Koltuklarım lacivert olduğu için gayet uyumlu. Ki perdelerim onlar uyumlu. Aynı ton mu? Fark gerçekten eder mi sonuçta? Fark ediyor. Bence hayır, fark etmiyor. Benim için fark ediyor. Fark karşıdan şey bakınca yani, gayet de güzel bir uyum olduğu görünüyor. Mutfak masasında böyle ortaya veya kenara meyvelik koyarsın, tarzı. İçine meyve koyarsın. Meyvelik o mu? Evet, aynen. Meyvelik benim meyvelik olarak yakıştırdığım tarz bu. Bu sen da meyvelik görmemiş. Aslında ben onu mutfağıma koyup da onu meyvelik bile yapmam ya, bu arada. Hadi en basiti yani. Evet. Anladın mı? Yani Ayşe'nin salonu her yer gold. Tabii burayı sade görünce açıkçası böyle bir strateji olduğunu düşünüyorum. Belki kendi aralarında bile konuşmuşlardır. Kendi evi olduğu için çok mu fazla eşya almış? Evet, bence evet. Çok fazla eşya olduğunu düşünmüyorum. En azından TV ünitem orada değildi. Hani herkese TV ünitem bile yok şu an bu arada. İçeride TV ünitem. Ama burası içeride, misafir odası ya. Olmaz, fark etmez. Sonuçta benim iki tane odam var. Çok i̇ki tane oturma odam var ya. Çünkü biz salonunu yorumluyoruz. Biri misafir, biri günlük oturma odası. Biz şu an orayı yorumlamıyoruz. Söyle. Biz burayı konuşuyoruz evet, şu an. Evet Ezgi'm, özellikle içerik girdiğinde ana beni vuran perdeleri yani. Onlar.